Şimdi iki parçalı bir video çekeceğiz. Bugün ligin son günü, gördüğünüz gibi 28'e 28 sezon günü, şurada yazdığı gibi. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle takımdaki yıldız düşüşünü bakacağız. Yani bugün ben şu saatten sonra normalde antrenman yaptırmam lazım ama yaptırmayacağım bunu görmek için. Şimdi bakın Hayrettin'in seviyesi bu. Şu an ben ligi birinci sırada bitirdim ve bir üst lige çıkacağım. Dolayısıyla birer yıldız düşecek. Şimdi Barbaros Hayrettin'e baktık. Şimdi başkasına da bakalım hemen kadrodan şöyle. Bir iki oyuncuya bakalım. Yıldızların nasıl güçlü düştüğünü görelim. Mesela Gültekin'e bakalım. Gördüğünüz gibi yıldızları var. Daha düşük seviyedeki bir oyuncuya bakalım. Mesela bayağı bir, bu arada oyunculara bayağı bir talip var ama onların hepsini iptal edeceğim. Çünkü ben bu oyuncularla devam edeceğim. Mesela 5. Mehmet. Çok düşük bir oyuncu. Gördüğünüz gibi birileri de var. Bayağı birileri de var. Mesela bu oyuncu da aynı şekilde bir örnek olarak kalsın. Şöyle defanstan bir oyuncuya bakalım. Gördüğünüz gibi bu oyuncu var. Şimdi arkadaşlar gün dönümü gerçekleşecek ve yarın itibariyle sabahtan bu hem Alva'ya hem Barbaros'a hem Gültekin'e hem de şu 5. Mehmet'in yıldızları düştüğü zaman şu bir yıldız düşmesinin etkilerini bu 4 oyuncuda bakalım istiyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Videonun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni günün ilk sabahındayız. 1.28. Şimdi arkadaşlar oyuncuların değişimlerine bakalım. Öncelikle 4 tane oyuncu belirlemiştik. Barbaros'tan bahsetmiştik. Barbaros'un gücü 141 seviyesindeydi. Şimdi 121 seviyesine inmiş durumda. Bu arada arkadaşlar oyun tarzına da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi Enchange özelliği biz orta seviyeye çıkartmıştık. Yani standardı bitirmiştik. Orta seviyeye gelmiştik. Orta seviyeyi bitirmiştik. Şimdi bir sonraki ileri seviyeye çalıştırıyorduk. Aynı pozisyona devam ediyor. 141'den 120'ye düşmüş. Oyuncunun bir önceki seviyesini videoyu biraz geri kaydırıp bakabilirsiniz. Diğer 4 oyuncuya da bakalım. Gültekin vardı. 112 seviyesinde. Bu da 132'ydi hatırlarsanız. Düşenler burada. Gücü, agresifliği gördüğünüz gibi daha da az olması lazım. Ondan sonra Alba'ya bakmıştık. Defanstan. Gördüğünüz gibi 88, bu da 108 gücündeydi. Stoper mevkisi gördüğünüz gibi hala, yani arkadaşlar oyun tarzı özelliği değişmiyor. Yani oyuncunun tarzındaki yapmış olduğunuz yükseklik, yapmış olduğunuz seviye azalmıyor. Sadece oyuncunun yıldızı düşüyor. Peki nedir bu yıldız düşmesi? Bundan da bahsedeceğiz. 5. Mehmet'in seviyesi de bu. Bu arada şimdi videoyu ben şu an geri saramıyorum size gösterdiğim için. Barbaros Hayrettin'i şöyle bir daha baktıktan sonra mesela pas vermesi 149, top çalması 47, kondisyonu 129 gördüğünüz gibi. Ana sayfaya geldiğimizde şimdi burada maçın oyuncusu, bu gördüğünüz gibi geçen sezonun son maçıydı. Buna tıkladığımızda evet arkadaşlar sezon, bir önceki sezonda ne olduğunu görüyorsunuz. Barbaros Hayrettin ki düşmelerini görüyorsunuz arkadaşlar. 47-67'ymiş, 47'ye inmiş. 149'muş, 169 olmuş. Kondisyonu 149. Hatta şöyle tekrar bakalım. Siz daha rahat videoya ileri geri sarıp bakabilirsiniz. O da ayrı bir şey. Evet, 149, 129. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her bir özellikten 20'şer puan düşmüş oluyor. Tabii bu şekilde olduğunda da beyazlarını geliştirdiğimiz özellikler, grileri geliştirmediğimiz özellikler ve griler bu şekilde her sezon 20 puan 20 puan düşmek suretiyle, bakın şu an bu sezon 33 ama bir önceki sezon, yani geçen sezon agresifliğin, geçen sezonu görebiliyoruz hala. Gördüğünüz gibi 53 olduğunu görüyorsunuz. Ve bir sonra bir üst sezonda biz agresifliğini geliştirmediğimiz müddetçe bu oyuncu işte bu şekilde 1'e doğru gidecek.
böylelikle azalmış olacak. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm becerilerden 20'şer puan azaldı ve bir yıldız düştü bu oyuncuda. Güzel. Peki nedir bu yıldız düşmesi arkadaşlar? Arkadaşlar ben geçen sezonu 1. sırada tamamladım. Bu sezonda bekliyoruz bakalım. Şimdi arkadaşlar geçen sezon, yani bir önceki sezonu ligi ilk 8 içerisinde bitiren takımlar bazen 9 da olabiliyor, bu Nordeus kendi soru cevap bölümünde de ifade ediyor. Bazen ligi 9'da da bitirseniz lig atlatabiliyor size kendi sıralamasına göre, kendi sistemine göre, ama normal kuralı ilk 8. İlk 8'de bitirdiğinizde, mesela ben geçen sezon 26. sezon oynadım. Şu an 27. sezona çıkmış oldum. 27. lig seviyesine çıkmış oldum. Şimdi arkadaşlar, benden bir sezon, benden bir yıldız düştü. Ama mesela geçen sezonu 10. sırada bitiren, 12. sırada bitiren takımlara göre onlar bana baktıklarında beni hala eski bulunduğum seviyede, yani artı bir yıldız olarak görüyorlar. Mesela onlar benim Barbaros'a baktıklarında hala Barbaros'u şu an gördüğünüz gibi 121 değil, 141 olarak görmeye devam ediyorlar. Yani benim oyuncularımın gücü benim bir önceki sezondaki takım oyun arkadaşlarıma göre, menajer arkadaşlarıma göre değişmedi. Onlar beni hala aynı güçte görüyor. Yani ben onlarla maç yapmış olsam, benden bir sezon önceki takımla maç yapmış olsam arkadaşlar, ben onlardan hala bir yıldız üstünüm. Ama ligi yükseldiğiniz zaman bu sefer yeni lige adapte olmak için bir şekilde sizin yıldızınız düşmüş oluyor. Ve bu da arkadaşlar oyunun bir noktada gerçekçiliği. Şöyle ki mesela Turkcell işte süper birinci ligden süper lige çıkan bir takım düşünün. Seviye atlamış olduğunda, lig atlamış olduğunda arkadaşlar ne oluyor? İşte takımı değiştirmesi lazım. Yeni oyuncu seviyesi, yeni oyuncuların kalitesini yükseltmesi lazım diye düşünüyorsunuz değil mi? Yani normalde böyle olması gerekiyor. İşte bunlarda da arkadaşlar öyle 1-2-3 tane sezon yok. 1-2-3 tane lig seviyesi yok. Alabildiğine her sezon artık bu noktada biraz da oyuncu geliştirme noktasında sizi sürekli ileriye doğru itmek için yaptıkları bir şey gibi düşünün. Mesela bu sezon oyuncuların 20'şer seviyesi düşünce otomatikman tekrar siz de oyunculara antrenman yaptırıp işte seviyelerini yükseltmeye çalışıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Oyunun sürekli antrenman özelliklerini arttırmış oluyorsunuz. Oyuncuları geliştirmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani dediğim gibi arkadaşlar, ha bu arada şöyle de bir adalet olmuş oluyor. Sizle beraber lig atlayan bütün oyuncuların seviyesi de aynı şekilde düşmüş oluyor. Yani otomatikman lig atlayan tüm oyuncular, bu sezonda yeni sezona gelen tüm oyuncuların seviyelerinde bir yıldız düştüğü için aslında toplamda bir değişiklik olmuş olmuyor. Ama dediğim gibi bir önceki sezondaki elemanlara göre de siz hala bir yıldız üstünsünüz. O yüzden bu noktada ancak federasyona girerseniz, federasyonda bütün oyuncuların eşit olduğunu görürsünüz. Yani federasyona girdiğinizde şu an ligde hangi yıldız seviyesindeyseniz bütün oyuncular aynı yıldız seviyesine. Dolayısıyla federasyonda biraz daha, federasyona girdiğinizde biraz daha adil bir yarış olduğunu görebilirsiniz. Çünkü orada herkes lig atlasın atlamasın, şu an ligde hangi seviyedeyse kendi arkadaşlarında, federasyon içerisinde de bütün elemanlar aynı seviyede. Dolayısıyla herhangi biri, atıyorum sizden 3 sezon önceki veya 5 sezon yukarıdaki bir elemanla maç etmek istiyorsanız, federasyon üzerinden maç ettiğinizde o an lig seviyesindeki pozisyonu neyse, kaç yıldızsa ona göre mücadele ediyorsunuz. Bu noktada da bir adaletten söz edebiliriz. Ha, oyunun genelinde bir adalet var mı diye sorabilirsiniz. Sorarsanız eğer de ben bunun açıkçası rahat bir şekilde evet diyemem. Çünkü sonuçta bu oyunun amacı bir şekilde oyun sahiplerine para kazandırmak. İşte daha çok token alıp oyuncuları geliştirmek. Ama arkadaşlar ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu özel sponsorlukta birkaç tane aldığım özel sponsor ödülü haricinde arkadaşlar bu oyuna bir kuruş para yatırmadım çok şükür. Yatırmayı da düşünmüyorum. Özel sponsorluk konusu ayrı bir şey. Bu sezonda bakarım. Eğer güzel bir şeyler varsa
düşünebilirim ama şu an için düşünmüyorum. Dediğim gibi daha incelemedim zaten ama bildiğiniz gibi arkadaşlar bu 26 sezonda toplasanız 3 sezon falan özel sponsorluk ödülü aldım. O kadar. Başka da bir para vermedim çok şükür. Evet. Şimdi onda da arkadaşlar denemek istedim. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Özel sponsorluk nedir, ne değildir? Hem sizlere anlatabilmek için hem de oyuncuları o günlerde biraz daha geliştirebilmek için bunu kullandım. Evet. Şimdi arkadaşlar oyuncuları gösterdim. Yıldız düşmesinin ne sebep olduğundan bahsettim. Neden olduğundan bahsettim. Sorularınız varsa aşağı yazarsanız memnun olurum. Yanıtlamaya çalışırım. Atladığım bir şey yoktur umarım. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Görüşmek üzere.